Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün hep birlikte gaz istasyonu inşa edeceğiz. Daha önce hiç gaz istasyonu inşa etmemiştim. Acaba o nasıl bir şey olacak, çok merak ediyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın, tamam mı? Hadi hemen yapmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir yer olacak. Şuradan bir biriken paramızı alalım. Ben sizin için birazcık para biriktirdim arkadaşlar. O yüzden şimdi hepsini hızlı hızlı almayı düşünüyorum. Şuraya iki tane geldi. Bunu almayacağım. Bu Robux istiyor çünkü. Burada ne işlendiği hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Şimdi de alanımızı aldık. Çok büyük bir yer olacakmış gerçekten. Şunları da alalım sırayla. Sanırım buradan petrol çıkartıyoruz ve onu satıyoruz. O da bize para olarak geri dönüyor. Vallahi çok mantıklı bir sistem olmuş. Ama paramız bir anda azalmaya başladı arkadaşlar. Neyse ya, milkshake makinemiz var. Önemli olan bu bence. Abi, milkshake var mı? Milkshake var. Bir tane ondan alayım. Neyse, bu milkshake'den gelip daha sonra içeceğim arkadaşlar. Hemen şuradakileri tamamlamak istiyorum. Önce duvarı almam gerekiyor. Etrafı korumam gerekiyor. Ama paramız bitmiş arkadaşlar ya. Şu parayı alalım. Gidip hemen etrafını kapatalım. Sonra gidip birazcık paranın birikmesini beklemem gerekiyor. Hadi duvarlar gelsin. Tamamdır. Bir de şu pencereyi alalım. O da 1000 dolarmış. Hemen gidip paramızı alalım. O kadar birikmiştir bence. Bunu da aldıktan sonra. Tamamdır, 1000 dolarımız var. Pencerelerimizi de yapalım. Bir de hava aydınlanana kadar paramızın birikmesini bekleyelim. Ondan sonra hemen geleceğim arkadaşlar. İşte geldim. Tam 64 bin dolar biriktirdim arkadaşlar. Umarım burayı yapmak için yeterli olur ya. Bu arada bu kapıda lazer yok ama umarım kimse gelip bizi öldürmeye çalışmaz. Neyse, hadi şuraları yapmaya başlayalım artık. Baksanıza, o değişik değişik yollar ve raf gelmeye başladı. Oo, burada da Frozen varmış. Hem de 1 dolar. Oğlum, kendi mekanımda Frozen var ama burada Frozen'ın ne kadar olduğunu yeni öğreniyorum. Vallahi çok saçma ya. Bu arada siz hiç Frozen ya da milkshake içtiniz mi? Eğer içtiyseniz neli içtiniz ve hangisi daha çok hoşunuza gitti? Yorumlara yazın, tamam mı? Hepinizin yorumlarını okuyacağım. Bu arada buraya değişik bir şeyler yapıyorum ama hala ne olduğunu anlamadım. Aa, kasaymış arkadaşlar. Tamamdır, burayı da yaptığımıza göre artık şu tarafa geçebiliriz. Buraya da raflar gelecek sanırım. Şöyle hızlı hızlı yapmak istiyorum hepsini. Bu raflar ne alaka ya? Biz benzin istasyonu açmıyor muyuz? Çok saçma gerçekten. Ama galiba burası benzin istasyonunun marketi olacak. Yiyecekten başka her şey var arkadaşlar ya. Benim de karnım aç, biliyor musunuz? Neyse, umarım yiyecek de gelir. Şuralara da ATM'leri yapalım. Her şey çok güzel gidiyor ya. Bunların yapım aşamasını izlemek çok keyifli değil mi sizce de? Vallahi benim içimi rahatlatıyor. Şuraya da içecekler gelecekmiş. Aldık bunu da. Oo, içeceklere bakın. Hepsi havadan uçarak geliyor. Ve daha bir sürü var. Oha, raf falan da geldi. Oğlum, burası bayağı güzel olacak ya. Baksanıza. A few moments later. 2 hours later. Oğlum, ben hipnoz oldum galiba. Neyse ya, bunlar geri dursun. Biz şuraları yapalım arkadaşlar. Çok güzel geliyordu yukarıdan ya. İzleyip dalmışım oraya. Neyse, tamam, şu rafımızı da yapalım. Tamamdır, bu tarafı bitirdik galiba arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakayım. Hala içecek geliyor, baksanıza. Bu kadar içeceği ben nasıl satacağım ya? Vallahi burası işlek cadde dediler. Burada işler gaz istasyonu aç falan dediler. Milletin gazına gelip buraya gaz istasyonu açıyorum ama eğer işlemezse var ya, o içeceklerin hiçbirini satamazsak kesin iflas edeceğim arkadaşlar ya. Neyse, kötü şeyler düşünmeyelim. Hadi şunları da alalım şöyle. Kahve makinesi bile var ya. Vallahi burada herkesin aradığı her şey var. Bence iflas etmeyiz diye düşünüyorum. Yani umarım arkadaşlar. Evet, sanırım buraya buzluk gibi bir şey gelecek. Hemen onları da yapalım. Oha, ben mi yanlış görüyorum? Dondurmalara bakın. Oğlum ya, canım çekti. Şunlardan bir tane alsam şöyle. Oh, bunu da yesem vallahi çok güzel olur ya. Kıştayız ama vallahi çok canım istedi. Oğlum, bu benim canımı niye azalttı? Tamam ya, yemedim bir şey. Kışta olduğumuz için canımı azalttı galiba arkadaşlar. Bir daha da yemeyeceğim ya, vallahi sinirlendim. Bu arada paranın geldiği yeri kapattık şu anda.
Hiç kimse gelemiyor buraya sanırım. Şuraya da bir bilgisayar koyduk. Oh, vallahi çok güzel oldu burası. Evet, sanırım bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Hadi çıkalım bakalım başka neler kalmış. Şurada da hiçbir şey kalmadı galiba. Gaz istasyonumuzun marketini tamamladık. Hadi şimdi de dışarıyı yapmaya başlayalım. Şuradan başlayabiliriz bence. Burası yolları yapıyor sanırım. Tamamdır, bunu yaptık bile. Burası da pompa istasyonunu yapıyor. Oha, çok güzel olmuyor mu? Şuraya bakın. Ve bundan daha 3 tane daha yapacağız galiba arkadaşlar. Şunları yapalım şöyle. Hatta ben hızlı hızlı geçeyim. Onlar yavaş yavaş gelsinler ya. Şuraya da yapalım bir istasyon. Şunları da alalım hızlıca. Ve gaz istasyonumuzu çok çabuk bitiriyoruz. Baksanıza. Ama sanırım daha yapacak bir sürü şeyimiz var. Bu arada Snickers reklamı da var. Snickers çikolatasını seviyor musunuz? Ben çok seviyorum ya. Hatta şimdi canım çekti bile. Oha, ilk müşterimiz geldi arkadaşlar. Oğlum bu araba çok güzelmiş ya. 75 dolarlık yakıt istiyor. Aa, bir tane daha geldi. Oğlum bu araba daha güzelmiş. Gerçekten çok beğendim ben bunları ya. İnşallah hep böyle arabalar gelir arkadaşlar. Oh, gelin gelin, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yakıtımızda indirim var bugün. Açılışı özel her şey. Fulledim. Bu arada lüks arabalardan daha çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Umarım hep lüks arabalar gelir ya. Şunu da fulleyelim. Tamamdır. Hadi yine bekleriz. Görüşürüz, tamam mı? Burada bekleme yapma ama. Şuraya da bir alan açılacak galiba. Oha, araba yıkama yeri açılıyor arkadaşlar. Hani şu bıcı bıcılar var ya. Sanırım onlardan açılacak. Ama paramız bittiği için şu anda hiçbir şey satın alamıyoruz. Gidip bakalım ne kadar paramız birikmiş. 8000 dolar mı? İyi de bu bize yetmez ki ya. Neyse hadi gidelim de paramızın yettiği her şeyi almaya çalışalım arkadaşlar. Şu anda 10.3 bin dolarımız var. Bir de şu arabaların yakıtlarını dolduralım şöyle. Oğlum 50 dolarlık diye alıyorsun ya, birazcık pahalı alsana. Yani şu depoyu falan hesabı fuller. Baksanıza bunlar lüks araba olmadığı için çok az alıyorlar arkadaşlar. Neyse yine de bunları göndermeyelim, müşteridir sonuçta. Bak bu arkadaşınız 200 dolarlık alıyor. Öyle bu 250 dolarlık alıyor. Tamamdır, senin arabayı da fulledik. Hadi şimdi gidelim de şu oto yıkama bıcı bıcısını tamamlayalım. Tabi paramız yeterse arkadaşlar. Şunu alalım önce. Oo, etrafında bir şeyler olmaya başladı. Oho, ben bunları biliyorum. Oğlum ya, çok güzel olacak burası. Ben de yıkanabilir miyim ki acaba şöyle geçsem? Oğlum ya, beni niye yıkamıyorsun ki? Vallahi çok güzel olurdu senin. Oho, bu araba ne kadar güzelmiş. Buraya gelenlerin arasında en çok bunu beğendim ya. Keşke benim de bundan olsa bir tane. Umarım hep bundan gelir arkadaşlar. Neyse şunları da dolduralım şöyle hızlıca. Zaten bir sürü paraya ihtiyacımız var. Hiçbir şeye de paramız yetmiyor, anlamadım ki. 50 dolarlık yakıt alıyor bu da sürekli. Gelme bir daha sen buraya. Zaten kimse gelip marketten de bir şey almıyor. Yakıtını aldığı gibi gidiyor. İnsan bir arabadan falan iner ya. Bu arada size tabelamı göstermiş miydim? Çok güzel olmadı mı ya, baksanıza. En üstte tabii ki de kendi resmimi koydum. Aşağıya da kendi resmimi koydum. Fiyatlarda da indirim yaptım arkadaşlar. Bu arada şu karşıya da bir tane rakip geliyor. Ben buraya açtım, işlediğini görünce geldi, hemen yanıma açıyor. Vallahi çok kötü oldu bu bizim için ya. Neyse yine de bizim müşterilerimiz belli arkadaşlar. Ben onları ihanet edip de o tarafa gideceğini hiç düşünmüyorum. Bu 50 dolarla kalan yine gelmiş ya. Oğlum bak, size gelmeyin diyorum. Bu içeride biriken parayla olacak gibi değil arkadaşlar. Benim birazcık para biriktirmem gerekiyor ya. O yüzden şu araçların yakıtlarına bakmam lazım. Ama bir yandan eleman falan da almam lazım. Neyse şimdilik böyle idare edelim de. Daha sonrasında gaz istasyonuma eleman da alacağım yani arkadaşlar. Bu arada şu 50 dolarlık alan yine gelmiş. Hem laf dinlemiyor hem de sürekli 50 dolarlık alıyor ya. Baksana bu adam da 350 dolarlık almış. Keşke hepsi onun gibi olsa. Çok az kazanıyorum arkadaşlar. Neyse şuradan gidelim bakalım ne kadar birikmiş. Hemen onu da alalım şöyle. 3800 dolar ya. Bu bize hiç yetmez ki. Neyse gidelim bakalım neler alabiliyoruz. Şu gelenlere de önce bir yakıtlarını verelim şöyle hızlıca. Acaba bundan kaç ay sonra benim de böyle bir arabam olur? Gerçekten çok beğendim, şunlara baksanıza ya. Özellikle şu gelen kocaman tekerlekli olan var ya. İşte en çok onu beğendim. Derken o da geldi zaten. Neyse sizinle daha sonra ilgileneceğim. Şurada oto yıkama fırçalarını yapmam gerekiyor. Şurayı yapalım bakalım.
Oo, bu ne ki acaba? Kurutma falan mı yapıyor ki? Yine paramız bitti arkadaşlar ya. O yüzden son yakıtımızı da şu arabaya doldurup hemen kapanışa geçelim bence. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.